etiği kuralları var. Bu kuralları bilip, dikkat edip e, buna göre yayın, yazım işlemlerini yerine getirdikten sonra herhangi bir problemle karşılaşmayız. Şimdi akademik etik veya akademik dürüstlük dediğimiz anda bunun nerede karşımıza çıkar? Bilimsel çalışmaların üretilmesinde. Yani yayın üretirken, yazı yazarken, bir metin, ürün ortaya korken bu üretim aşamasında etiğe, yayın etiği ahlakına dikkat etmek. İkincisi bunu paylaşırken, paylaşımda buna dikkat etmek, dördüncüsü bunun puanlaması olabilir. Yayının, kitabın atamada, yükseltmede, resmi evraklarda kullanılması gerekir. Bu kullanımda da dürüst olup dürüst beyanda bulunmak esastır. Diğer bir konu kurumsallaşma. Yani akademik faaliyet yürütecek bir birim kurulurken, bir komisyon kurulurken, oradaki görev alacak kişilerin akademik yeterliğe sahip olup olmamasına dikkat etmek de akademik etiğin bir gereğidir. Yani liyakatli kişilerin o komisyonlarda görev alması, ekiplerde görev alması, o fa faaliyeti liyakatli kişilerin yapmasını sağlamak da gene akademik etik ve dürüstlüğün bir gereğidir. Diğer bir konuda Araştırma yetiştirme, yetiştirme, malumunuz Hasekiler'de diğerle ilgili üst görevlerde yer alacak hocalarımızın eğitimleri gerçekleştiriyor. Bunların da gerek seçiminde, yetiştirilmesinde dürüstlük, ahlaki ilkelere dikkat etmek. Bunların hepsi akademik etik, akademik dürüstlük kapsamında. Dolayısıyla akademik etik, akademik dürüstlük dediğimiz anda sadece makale yazı yazarken e, hile hurda yapmamak anlamına gelmiyor. Bilim, bilgiyle bağlantılı tüm aşamalarda bunun paylaşılması, puanlanması... Kurumsallaşması, komisyon oluşturulması, öğrenci seçimi gibi tüm aşamalarında e, bunlara dikkat edip e, etik çerçevede hareket etmemiz gerekiyor. Burada üç önemli ilke belirleyebiliriz. Birincisi araştırma sürecinde dürüstlük. Yani burada e, araştırma problemi, araştırılan konu neyse ona objektif şekilde çarpıtma yapmadan dürüst şekilde yaklaşmak temel ilke. Yoksa e, hangi konuyu alırsanız alın, o konuyu kişi çarpıtmak isterse, yani bakış açısı sıkıntılıysa, niyeti kötüyse oradan farklı bir sonuç çıkartabilir. O yüzden araştırmacının konuya dürüst yaklaşması temel ilkedir. İkincisi katkıyı belirtmede dürüstlük. Araştırma yapılırken araştırmaya birden fazla kişi katılmış olabilir. Yani iki kişi yapılmış olabilir, üç kişi yapılmış olabilir. Burada kim hangi katkı vermişse araştırmaya, yayına, çalışmaya katkı verenlerin her birinin katkılarının belirtilmesi gerekir. Bu da katkıyı belirtmede dürüstlük kapsamında yer alıyor. Diğer kısımda yayımda dürüstlük. Metin hazırlandı, herkesin katkısı dürüst olarak belirtildi, yayınlanması gerekiyor. O aşamada akademik yayımcılıkla ilgili açıklık, dürüstlük gibi şartlara uyarak yayını yapmamız temel ilke. Şimdi burada araştırma ve yayın etiği dediğimiz anda bilmemiz gereken bir çerçeve var. Yani neler bunun içinde yer alıyor? Birincisi etik ihlaller. Şimdi etik ihlal, e, intihal, haksız yazarlık, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme, çifte yayın gibi e, etik ihlaller var. Bunların ayrıntılarını birazdan değiniriz. Bunlara bilmekte fayda var. İkincisi, böyle bir durum e, vuku bulduğu zaman bunun cezası ne öngörülmüş Türkiye'deki mevzuatta veya uluslararası arada Bunları bilmekte fayda var. Diğer kısım bunlar nasıl engellenebilir? Yani bir bireysel olarak araştırma yapılırken etik dışı durumlardan nasıl uzak durulabilir? Veya öğrencilerimize eğitim verilirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlara değinmiş olacağız. Bir de bunlarla bağlantılı intihar tespit, benzerlik tespit programları var. ...Identicate, Turnitin, gibi... ...bir makale yazdığınız zaman veya bir tez yazdığınız anda... E, ...bu programlara o PDF dosya veya Word dosya... ...ister 200 sayfa olsun, ister bin sayfa olsun... ...içine yüklendiği zaman... ...diğer yayınlarla karşılaştırma yapılarak... ...atıf yapıldı mı, intihal var mı, yok mu diye... ...benzerlik taraması yapılıyor. Bunlar hakkında da size bilgi vereceğim. E, diğer konuda... E, kendi seminere, yani 17'deki dersimize kalıyor. Makale yazılırken... E, bilmemiz, uymamız gereken standartlar var. Yazım standartları ve bunları kullanacağımız... ...programlar var. Ee, Ömer Sabuncu Hoca, Hocam sizlere Zotero... ...anlatacak, işte Şamil'e anlatılacak. Buna benzer... E, ...Kuramer Pro, Pro gibi, EndNote gibi... E, ...akademik araştırma... ...metin yazarken kullanılan programlar var. Bunları da bilmek... ...bu yazım sürecinde bizlerin içini... işlemini ...işini rahatlatıyor. Şimdi yayın eti... ...ihlalleri nedir diye düşündüğümüz zaman... İhlalleri ihlalleri şöyle sıralayabiliriz. En e, sık görülen intihal. Yani bilimsel sahtekarlık, bilimsel hırsızlık. E, kendi emeğiyle ortaya koymadan başkasının yazdığı bir çalışmaya, bir tespiti e, bir şekli, bir formata neyse onu sanki kendisi ortaya koymuş gibi alıp e, eserine, çalışmasına, tezine eklemesi intihal kapsamında yer alıyor. Burada en fazla bu olay tez yazım süreçlerinde oluyor. Yani uzmanlık tezleri kurumlarda, işte mezuniyet tezleri, hasekilerde veya işte fakültelerde, yüksek lisans doktora tezleri gibi. Bu dikkat edilmezse başkasının emeği, tespiti, hakkı uygun şekilde belirtilmeden alınırsa burada bilimsel sahtekarlık, bilimsel hırsızlık dediğimiz intihar hukuku bulabiliyor. Kendi eserinden aşırma var. Bu ne demek? Kişi tez yazıp e, o tezdeki 20 sayfayı alıp hiç noktasına virgülüne dokunmadan onu makale olarak yayınlamaya çalışırsa, aynı e, yeri alıp hiç noktasına virgülüne dokunmadan başka yerde bir daha yayın gibi kullanmaya çalışırsa, bu aynı şeyi birden fazla kullanmak anlamına geliyor. E, bunun hukuki durumu şöyle, e, Türkiye'de intihar tanımlanırken e, hukukta, mevzuatta başkasının çalışmasını usulüne uygun olmayarak almak diye tanımlanıyor. Böyle olunca kişinin kendi çalışmasını usulüne uygun olmadan alması hukuk nazarında suç değil. Ama etik açıdan hem Türkiye'de hem yurt dışında kişinin kendisinin tekrara düşmemesi, kendisinin de olsa kendi kitabına, makalesine, tezine uygun şekilde atıf yapması beklendiği için bu tür durumlarla kişi karşılaştığı zaman hemen e, muhatapları o kişi uyarıyorlar. E, bu senin tezindeki 20 sayfanın aynısı. Yani kopyalayıp bu tarafa taşımışsın. Tezine atıf yapman gerekirdi. Uygun şekilde atıf alıntı yapman gerekirdi diye. Ama tekrar edeyim. Yani böyle bir şey hukuka bulsa mahkemeye gitse. Mahkeme diyor ki intihal başkasının fikrini çalışmasına usulüne uygun olmadan almak diye tanımladığı için kendi çalışmanı usulsüz almışsın ama bu hukuk nazarında suç değil deniyor. Ama yurt dışında e, o ülkelere gidince belki orada yayın yapmanız gerekir. Başkası veya kendi fark etmiyor. Bir çalışmayı uygun şekilde alıp kullanmak kendinden aşırmaya giriyor. E, çifte yayın da bununla bağlantılı. Yani aynı şeyi iki defa orijinal gibi yayınlamak çifte yayına giriyor. Buradaki Usul şudur, bir çalışma yapıldığı zaman e, onun ilk yayınlanmış hali orijinal halidir. E, orijinal hali, bir makale yayınladık diyelim. İlk yayınlanmış hali orijinal halidir. Biz bunu alıp daha sonra kitap bölümünün içinde yayınlamak isteyebiliriz. Böyle bir durum ortaya çıkarsa kitap bölümünde başlığı yazdıktan sonra bir yıldız işareti koyup e, bu bölüm daha önce ...şu dergide, şu sayfalar arasında makale olarak yayınlanmıştır diye bir bilgi eklememiz gerekiyor. Yani o kitabı alan kişi o bölümü gördüğü zaman yeni olduğunu zannetmesin diye. Aslı makale olarak yayınlanmıştı. Veya e, bildiri sundunuz diyelim bir e, sempozyumda. Bildiri kitabı yayınlandı. 20 sayfa yayınlandı. Bildirim ettiniz. Daha sonra bu 20 sayfayı alıp bir dergiye gönderip bir de bunu makale olarak yayınlatayım diye düşünseniz... Bu da aynı şekilde çifte yayına giriyor. O metin bir kere 20 sayfa yayınlanmış bir kere kitap bölümünün içinde alıp tekrar ben onu makaleye çevireyim dediğiniz anda e, çifte yayına giriyor. Burada dikkat edilmesi gereken ilke, e, ilk yayınlanan özgün halidir. İlk yayınlanan özgün halini e, kaynak durum yayınlandı diye belirtmeden alıp başka bir yerde özgünmüş imajı vererek yayınlamak sıkıntı. Bunu kendiniz e, kitap yurdundan falan kitap aldığınız zaman fark ediyorsunuzdur. Yani sevdiğiniz bir yazar vardır. O yazarın e, 2024-25 bir bakıyorsunuz kitap çıkmış, para verip alıyorsunuz diyelim evinize geliyor, bir açıyorsunuz, Sayfalara bir bakıyorsunuz, 10 sene önce yayınlanmış kitap yeniden yayınlanmış. Aslında yeni değil, İsim değiştirilmiş. Siz e, içeriği görmediğiniz için yeni zannederek parasını vermiş, almış oldunuz. De, bu tür durumlar olmasın diye. Bir şeyin ilk hali orijinal halidir. Ondan sonra yayınlanan orijinal olmaz. O yüzden e, yayınlanacaksa eğer yıldız işareti koyup başlıktan sonra bu daha önce yayınlanmıştır diye uyarı eklenmesi gerekir. Şimdi diğer bir konu da haksız yazarlık. E, buradaki ölçü nedir? Kim e, emek sarf ediyorsa o sarf ettiği emeğin karşılığı olarak yazar olarak yer alır. Hiç. Emek sarf etmediği halde e, yazar olarak metinde isminin yazılması e, doğru değildir. Bu nasıl olabiliyor? Özellikle kamu kurumlarında veya başka yerlerde idari yapının olduğu yerlerde olabiliyor. Diyelim bir uzman bir hazırlık yaptı diyelim. İlgili yetkili kişi gelip benim ismimde üst tarafa yaz diye parmağını üst tarafa koyup benim adımda buraya eklensin deyip ekletebiliyor. Yani bunu yapmaması gerekir. Çünkü kim emek sarf ettiyse yazarın o olması gerekir. Veya bir dergi çıkartılıyor diyelim kurum adına. Asıl emek sarf eden kişi belli. Ama hiç emek sarf etmediği halde birisi gelip benim adımda buraya yazın diye talimatla adına iktid çalışması da haksız yazarlığa giriyor. Buradaki ölçü de şudur. Kim e, belli düzey vardır bunun katkı düzeyi. O katkı düzeylerinde emek sarf edip katkı vermişse yazar olarak yer alır. Eğer o belirtilen düzeyde katkı vermemişse, ...sadece fikir verdi diyelim veya yol gösterdi... ...teşekkür edilir. Yani girişin altına bir yıldız işareti konulur... ...veya uygun bir yerde... ...bu çalışmaya e, katkı sağlayan... ...veya bu çalışma açısından faydalı olan... ...şu kitabı görmemizi sağlayan... ...şu kişiye teşekkür ederiz diye teşekkür edilebilir. Dolayısıyla bir e, metinde yazar bellidir... ...teşekkür edilecek kişiler bellidir. E, amir, memur, genel müdür, daire başkanı... ...veya işte arkadaşım, eşim, dostum diye... Metni emek sarf etmeyen kişilerin alıp adının falan eklenmemesi gerekir. Bu haksız yazarlığa giriyor. Diğer bir konu dilimleme meselesi. Dilimleme aynı araştırmayı alıp farklı parçalara bölüp bütünlüğü bozacak şekilde yayınlamak anlamına gelir. Buradaki önemli vurgu yapılan illet kısmı bütünlüğü bozacak şekilde yayınlamaktır bir tez düşünelim. Bu tez farklı bölümlerden oluşuyor. Her bölüm kendi içinde bağımsız. Birinci bölüm kendi içinde bağımsız. ikinci bölüm bağımsız. Üçüncü bölüm bağımsız. Bir kişi birinci bölüm üzerine yoğunlaşıp onu makale olarak yayınlasa sonra ikinci bölüm üzerine yoğunlaşıp onu da ayrı bir makale yayınlasa problem olmaz. Çünkü birinci ve ikinci bölüm kendi içinde bağımsız. Anlam bütünlüğü kendi içinde tamamlanmış durumda. İki ayrı her bölümü iki ayrı makale yapsa problem teşkil etmez. Ama öyle tezler vardır ki giriş kısmından son sayfaya kadar bütünlük haline devam eder. Onun bir kısmını alıp parçalayıp bir makale yapmak, diğer kısmını alıp parçalayıp başka bir makale yapmak problemdir. Bunun örneğini şöyle vereyim. Örneğin din görevlilerinin Diyanete Bakışları diye bir anket yapıldığını farz edelim. Din görevlilerinin, Diyanet Camiası personelinin işte, Diyanete Bakışları diye bir anket yapılsın. Bir kişi bu anketteki önce olumlu görüşleri alsa... Diyanet görevlilerinin Diyanete olumlu bakışları diye makale yapsa, sonra olumsuz görüşleri alsa, Diyanet görevlilerinin Diyanete olumsuz bakışları diye makale yapsa. Sonra üçüncü bir makale yapsa, Diyanet görevlilerinin olumlu veya olumsuz tutum belirtmedikleri, nötr kaldıkları durum diye üçüncü bir makale yapsa, bu parçalanmış oluyor, anlam bütünlüğü bozulmuş oluyor. Normalde o araştırma kendi içinde bir bütündür. Yani okuyan kişi Diyanet görevlileri hangi açıdan diyanetten memnun, hangi açıdan değil, hangi açıdan nötr, nötr, nötr anlaması gerekir. Ama kişi makale sayısını artırmak için alıp da parçalama yapıyorsa bu şekilde o parçalama e, araştırmanın bütünlüğünü bozuyor. Aynen bu şuna benziyor. O namazla ilgili sarhoşken namaza yaklaşmayın meselesindeki gibi. Yani alıp belli parçayı işinden geldiği gibi kullanıp belli parçayı gizlemek nasıl fıkıhta doğru değilse Akademik araştırma ve yayın hayatında da araştırılan konu ne ise o konunun bütünlüğü bozulacak şekilde parçalara ayırıp yayın sayısı artırılmaya çalışılıyorsa o dilimlemeye giriyor. Bundan uzak durmak gerekiyor. Diğer bir konu sahtecilik uydurma. E, bu sahtecilik uydurma e, bizim ilahiyat alanında e, çok olmayan bir durum. Bu nerede oluyor sahtecilik uydurma? Anket, mülakat gibi araştırmalara nicel araştırmalara dayanan alanlarda oluyor. Kişi masa başına oturup e, sanki din görevlileriyle araştırma yapmış gibi yayın yapabiliyor. İşte e, İç Anadolu'daki din görevlilerinin Diyanete bakışı diye veya işte Kur'an kursu öğreticilerinin işte eğitime bakışları gibi. Şimdi bu kişi eğer masa başında oturup bu şekilde uydurarak anket ortaya çıkarttı ve yayın yaptıysa sahteciliğe giriyor. Fabrikasyona uydurmaya gir giriyor. Bunu engellemenin yöntemi nedir? Ee, eğer bu tür bir yayın komisyonunda bir jüri de yer alınıyorsa iki soru sormak gerekir. Birincisi, bu yapacağınız mülakatın veya anketin örneğin Kur'an kursu öğreticileri üzerine bir makale yayınlamak istiyor. Bu yayınlamak istediğiniz anketin e, üniversite etik kurulundan sorularını gösterip e, etik kurulu izni aldınız mı, almadınız mı? O kişinin bu sorular hangi soruları soracak? Onun bir üniversite etik kuruluna verip iznin alması gerekir. İzin almadan böyle bir araştırma yapamaz. İkincisi izin almış olabilir. E, diyanete ilgili müftülüğe başvurup e, ben işte şuradaki kuran kurs hocaları üzerinde anket mülakat yapmak istiyorum diye izin alması gerekir. Diyanetten izin almadan gene böyle bir araştırma yapamaz. Dolayısıyla e, bu sahtecilik uydurma olayları genelde anket mülakat gibi alan araştırma yöntemi kullanıldığı zaman oluyor. Genelde de işte Kur'an kursu hocalar üzerine, imam hatipler üzerine, müftüler üzerine veya okul müdürleri, öğretmenler üzerine yapılan anket gibi çalışmalarda uyduruluyor. Ya bunun yaşanmış örnekler var. Örneğin bir kişi işte Ankara'daki 450 okul müdürü üzerine bir araştırma diye izin alıyor. Yapıyor bu araştırmayı gerçekten. Daha sonra aynı veri elinde olduğu için Sakarya'daki 556 okul müdürü üzerine araştırma diye fabrikasyon olarak ikinci bir makale üretiyor. Sakarya'da aslında araştırma falan yapmıyor bu kişi. Masa başına oturup rakamları değiştiriyor. Ekliyor, çıkartıyor. Daha sonra Kocaeli'deki işte 570 okul müdürü üzerine bir araştırma diye orada da aynı rakamları değiştirerek başka bir araştırma yayınlamış oluyor. Dolayısıyla bu sahtecilik yayın hayatında olabiliyor. E bu Kurumlarda, komisyonlarda, dergilerde, bu tür yerlerde görev olduğu zaman buna dikkat etmekte fayda var. Bir makale anketse, o anketin üniversiteden etik kurul izni var mı? E, varsa kurumdan, milli eğitimde ise milli eğitim, diyanette ise diyanetten izni var mı yok mu diye bunların alınmış olması e, sahteciliği e, biraz caydırıcı oluyor. Ama kişi bu izinleri aldıktan sonra gene masa başında uydurma yapabilir. O da biraz kişinin ahlakıyla etik ahlakıyla ilgili bir durum. Diğer bir konu çarpıtma, verileri değiştirme, tahrif etme. Aynen işte sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetini tahrif edenler gibi kişi aldığı veriyi çarpıtıp farklı sonuçlar çıkartabilir. Biraz önce örnek neydi? İşte Kur'an kursu öğreticilerinin Diyanete Bakışı diye bir araştırma yapıldığını düşünelim. Kişi oradaki yorumları, cevapları alıp istediği gibi tahrif edebilir. Yani Kur'an kursu hocaları Diyanetten memnun değil diye bir makale yayınlamaya çalışabilir. ...veya Hasekiler üzerine bir anket araştırması yapıp... ...işte Hasekilerde eğitim yok diye bir sonuca gidebilir. Yani bu nasıl böyle bir sonuca gidebilir? Kişi çarpıtma yaparsa, yani kötü niyetli olursa e, bunu yapabilir. O yüzden bir makale e, bu tür çarpıtma var mı yok mu... ...bunu tespit etmenin yolları vardır. Nedir? Makale kaliteli bir dergide yayınlandıysa... ...o dergi neden kalitelidir? Hakemlere okuttuğu için kalitelidir... Hakemlere okutan kaliteli bir dergide bu tür yazılar yayınlanmaz. Ama makaleyi aldınız, dergi adı belli değil, sanı belli değil, nerede olduğu belli değil, derginin yayıncısı belli değil, derginin editörü, hakemleri belli değil. Bir dergi ama ne olduğu belli değil. O tür e, garip dergilerde bu tür çarpıtma yayınlar yayınlanabiliyor. O yüzden bu akademik yayıncılıkta e, makale hazırladıktan sonra, Kaliteli dergilere göndermek, yani işini kaliteli derken işini düzgün yapan, hakemin işini düzgün yaptığı, dergi editörlerin işini düzgün yaptığı dergilere çalışma gönderilirse problem yaşanmaz. Ee, yayın okuyacağımız zamanda makale okuyacağımız zamanda her makaleyi okumak yerine bakmak gerekir. Yani hangi dergide yayınlandı? Gerçekten akademik ciddiyeti olan bir dergide mi yayınlandı? Yoksa akşam mail attı, sabaha yayınladılar böyle. Fason yayın yapan bir yerde hemen yayınlandı. Buna dikkat etmekte fayda var. Bunların niye üzerinde duruyorum? Şimdi akademik yayın kişilerin hayatına, ünvanına, kadro derecesine, puanlamasına etki eden şeyler. Bundan dolayı kötüye kullanmak isteyen insanlar olabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi kopyacılık bu da etik ihlallerden bir tanesi. Bunun ayrıntılarını, örneklerini göstereceğim. Kişi kendi yazmadığı halde başkasının yazdığı bir metni, bir tespiti, bir analizi, e, tabloyu, şekli neyse alıp kendisinin ki yapmış gibi, kendine evet. üretmiş gibi metne yansıtması da kopyacılığa giriyor. Diğer bir mesele de başka sözcüklerle anlatma. Bu da başkasının çalışmasını eserini alıp kelime değiştirerek kendinin gibi yayınlama teşebbüsü. Şimdi bunun örnekleri var mı? Evet Örnekleri var. Ben yakın zamanda başka sözcüklerle anlatmanın bir örneğini gördüm. E, kişi almış diyelim e, tanınmış birinin makalesini e, sol tarafa koymuş bilgisayarında. Kendisi de sağ tarafa bir Word dosyası açmış. Soldakine bakarak sağ tarafa Türkçeden Türkçeye makale üretmeye çalışmış. Sol tarafta asıl makalede anne baba önemlidir diyor. Toplum için anne baba önemlidir diyor. Bizimki sağ tarafa ebeveyn mühimdir ...toplum için ebeveyn mühimdir diye kelime değiştiriyor. Ee, normalde kendi üretmiyor bunu. Sol tarafta bir yazı var, makale var. Ona bakarak anne baba toplum için önemlidir... ...ebeveyn toplumun için mühimdir diye... ...başka sözcüklerle sağ tarafa yazmaya çalışıyor. Böyle yazanlarla, yapanlarla karşılaştım. Ee, bunların hepsi akademik ihlal türleri. Kişi kötü niyetliyse yani ne yaparsanız... ...hangi tedbiri alırsanız alın bunu engellemek zor... Biz bunları bu dersi kendimiz için yapıyoruz. Yani biz yazı yaparken, üretirken, tez yazarken, kitap yazarken, bir yayın üretirken bunlara dikkat etmemizde fayda var. Şimdi ülkemizde bu ihlal türleri nerede sık görünüyor? Birincisi tezlerde görünüyor. Yani bu lisans mezuniyet tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, kamu kurumlarındaki uzmanlık tezleri gibi... ...verildiği zaman bir ünvan, bir paye elde edilen tezlerde bu tür ihlaller görülebiliyor... İkincisi de en çok görülen yer... ...bu doçentlik... ...başvurularında... E, ...kişiler... ...dosya hazırlayıp... ...verdikleri zaman doçent, profesör... ...ünvanı alacakları aşamada... ...gene bir payı elde etmek için... ...bu tür hatalara düşebiliyorlar. Bunlar da... ...istatistiklerin gösterdiği durum. Bunlar niye e, oluyor? Bir az gelişmiş araştırma ve yazma becerisi. Şimdi... Bence asıl problem burada. Yani kişilerde araştırma ve yazma becerisi gelişmemişse kişiye belli süre içinde bir metin yazması zorunlu tutulduğu zaman işte bir süre içinde kurum uzmanlık tezini yazman gerekir diye. Kişide bu beceri yoksa süre az kaldıkça otomatik olarak bir yerden alayım kopyalayayım, intihal yapayım diye düşünüyor. Bu nasıl aşılabilir? Benim önerim şu. Kişiler günlük hayatlarında günlük gibi hikaye gibi, deneme gibi, roman gibi, e, kendi ajandalarına, bilgisayarlarına normal Türkçe cümlelerle yazı yazıyorlarsa, normal yazı yazıyorlarsa, bu kişi alıştığı için yazı yazmaya, cümle kurmaya, paragraf oluşturmaya, akademik bir metin yazması da daha kolay oluyor. Ama günlük hayatında ajanda tutmayan, günlük tutmayan, yazı yazmayan, hikaye, roman, deneme, hutbe, vaaz, neyse, bunu yazmayan bir kişi, otur da şu bir sene içinde bir akademik, Uzmanlık tezi, mezuniyet tezi yaz dediğimiz zaman hiç yazamıyor. Bunun gelişebilmesi için kişilere e, günlük hayatında her akşam oturup bir paragraf, iki paragraf, bir cümle yazı yazmasını bir şekilde yönlendirmek gerekiyor. E, bunun şöyle bir de ölçüsü var. Yani kişi tez yazıyorsa 3 ayda 3000 kelime şeklinde sınırlandırılabilir. Yani senden her ay 1000 kelime yazmanı istiyorum. 1000 kelime birikir, 10 e, ayda 10.000 kelime yapar. E, ama böyle bir sınırlandırma olmadığı zaman bekleyip bekleyip son bir hafta içinde kopyalar, yapıştır, bir şeylerden bulup bunu yazdım diye getirebilir. Bu birinci mesele. Diğer mesele niye ihlaller oluyor? Yayın etiği ve bu bahsettiğimiz ihlaller hakkında bilgisi olmayabilir kişi. Yani bir kitaba bakıp kitaba baktıktan sonra alıp yazmış olabilir. Nasıl kaynak göstereceğini, nasıl kaynağını belirteceğini bilmiyor olabilir. Bu da bir problem ülkemizde bununla ilgili en sık görülen sıkıntı atıf yapmakla alıntı yapmak arasındaki farkı bilmemekten kaynaklanıyor bunun da birazdan size örneğini göstermiş olacağım diğer bir konu uzmanlık alanı dışında yazmak çizmek yayınlamak bu da temel bir sıkıntı kişi diyelim örneğin İslam tarihi siyer alanında hakim o kişi fıkıh alanında yazmaya teşebbüs edince hata yapmaya başlıyor veya Arap dili ve belagatı alanında hakim diyelim. E, fıkıh alanında, hadis alanında yazı yazayım diye alan dışına çıktığı zaman... ...gene hata yapmaya başlıyor. O yüzden kişiler kendilerini bilirler. Hangi alanda yetkin hissediyorlarsa... ...fıkıhsa fıkıh, hadisse hadis, tarihse tarih... ...o alanda kalıp yazar çizerlerse e, problem azalmış olur. E, zamanı verimli kullanmamada ihlallerin bir sebebi... ...bunun için de belirttiğim gibi bir çizelge yapılabilir yani tez yazılıyorsa her ay bin kelime gibi bir kitap hazırlanacaksa ona göre bir plan programı yapılabilir. Hutbe yazılacaksa işte ne zaman hangi bölümleri yazacak ona göre bir plan programı yapılabilir. Plan programı yapmadan oturup masa başına son bir hafta yazayım dediği zaman tam bir sonuç elde edilemiyor. Şimdi bu konuştuğumuz konularla ilgili isnat atıf sisteminin online kılavuz kısmına giriş yapılırsa orada Etik nedir? Etik ihlaller nelerdir? Kanunda yönetmenlikte ne vardır? Ayrıntıları var. O ayrıntılara bakılabilir. Burada tek tek ayrıntısı var. İntihal, haksız yazarlık, sözde yazarlık bunların hangi kanun yönetmenlikte geçiyor? Oradan da bakma imkanı var. Şimdi hızlıca bizim meri hukukumuzda mevzuatta ne var? Onları ben size hatırlatayım. Yüksek öğretim kurumları bilimsel araştırma yayın etiği yönergesi var. YÖKÜN burada intihar şöyle tanımlanıyor İntihal bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan veya kaynak göstermeden başkasının başkalarının fikir veri eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine ait göstermek buradaki vurguladığım kısım başkalarının Türkiye'deki mevzuata göre başkasının fikrini verisini eserini yayınını usulsüz şekilde aldığı zaman intihar gerçekleşiyor ama yurt dışında Avrupa'da Amerika'da kendinin ...çalışmasını da usulsüz kullansa o da intihale girmiş oluyor. Ee, şimdi intihal, bilimsel hırsızlık dediğimiz anda nerede karşımıza çıkabilir? Bunu üç başlıkta toplayabiliriz. Bir, fikri aşırmak. iki birinin cümlesini aşırmak. Üçüncüsü, fikir düzenini, akışı, şemayı aşırmak. Bunu şöyle netleştirelim. Örneğin fıkıhta diyelim, bir konuda makale yazılacak diyelim kişi daha önce yazmış birinin makalesine bakıp oradaki tespitlerine not alıp o tespitler üzerine ayet hadis mukaddime ekleyerek metin oluşturuyorsa onun fikrini almış olur. Ya sizden önce zaten daha önce yazıldı. Tespitler o kişiye ait. Siz ona atıf yaparak alıntı yaparak metin oluşturmanız gerekir. Ama ona hiç belirtmeden kopyaladık esinlenme olduğu halde ona hiç atıf yapmadan onun fikrini alıp ayet hadis e, mukaddime ekleyip yayınladığınız anda o kişinin fikrini intihar etmiş olursunuz. Diğeri cümleleri aşırma. Gene birinin makalesini beğendiniz diyelim. Oradaki cümleleri kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz. Kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ama çift tırnak içine veya blok alıntı yapmadan direkt yapıştırıp oluşturuyorsunuz. Okuyan kişi zannediyor ki o cümleler size ait. Oysa cümle size ait değil. Başkasından kopyalayıp aldınız. Bu tür durumda cümleleri aşırmak diyoruz. Bir de fikrin şeması, düzen aşaması var. Kişi bunu da aşırmış olabilir. Örneğin birinin makalesini okudunuz diyelim. Başlıklandırma sistemi çok hoşunuza gitti. Giriş, birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık, sonuç veya kitabını veya tezinizi okuduk, okuduk diyelim. Başlık çok hoşunuza gitti, sınıflandırma tasnif çok hoşunuza gitti. Onu alıp aynen kullanıp e, ilerlerseniz o kişiye atıf yapmadan bu da bir aşırma olur, intihar olur. Burada şunu demek gerekir, e, makalemizdeki başlıklandırma bizden önce bu konuda makale yazan şu kişinin makalesinden esinlenilerek yapılmıştır. Hocamıza bu açıdan teşekkür ediyoruz gibi o şemayı kimden aldıysak ona bir atıf yapmakta fayda var. Ee, soru şu şimdi. Bizim Türkiye'de karşılaştığımız intihaller bilinçli mi, bilinçsiz mi? Yani orana vurduğumuz anda dağılım nasıl oluyor? Bilinçli yapılan mı daha fazla, bilinçsiz yapılan mı daha fazla? Bilinçli yapılanların oranı az. Yani bilinçli yapanlar var. Ne kadar tedbir alırsak alalım. Ee, dergiler dergiler, Yayıncılar ne kadar dikkat ederlerse etsinler. Bilinçli olarak masa başına oturup kendini zeki zannedip hızlıca çalarak çırparak yayın üretmeye çalışan kötü insanlar var. Sıfırlamak mümkün değil. Bunu bilinçli yapanlar var. Ama bu az. Asıl kasıtsız olarak hata yaptığını bilmeden, intihar yaptığını bilmeden, iyi niyetle makale yazı, kitap yazıyorum diyerek hataya düşen insanlar var. Öğrenciler var. Bu bilinçsiz yapılan intiharlar ülkemizde daha fazla. Şimdi bununla ilgili şöyle bir ölçü aktarabilirim. Uygun şekilde atıf yapmadan, alıntılama işaretleri kullanmadan başkasına ait fikir, şekil veya tabloları kendisiymiş gibi yazmak, sunmak. Bu, o çalışmanın özgünlüğünü kendisine mal etmek anlamına geliyor. Birine ait sözcük, cümle ve ifadeleri kendisininmiş gibi göstererek o kuru hakemi jüriyi yanıtma anlamına geliyor... Orijinal yazara yeterli önermede atıfta yapmadığı zaman da o kişinin emeğini, hakkını gasp etmiş oluyor. Bu evet. açıdan e, sıkıntı. Şimdi her yerde atıf yapmak gerekli mi? Buradaki ölçü şu. Yaygın anonim bilgiler için e, dipnot göstermeye, kaynak vermeye gerek yok. Burada e, makalenin konusuyla aktarılan bilginin anonim, anonim, yaygın olup olmadığını yazarın karar vermesi gerekir. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimiz zaman e, Ankara'dan sonra dipnot işareti koyup e, Ankara ile başkenttir diye kaynak göstermeye gerek yok. Ama e, tarihle ilgili bir makale yazıyor diyelim bir kişi tez yazıyor. Başkentin İstanbul'dan Ankara'ya dönüştürülmesiyle ilgili bir yazı yazıyor. Orada ne zaman İstanbul'dan Ankara'ya nakledildi yazdığı zaman dipnot koyup kaynağını göstermesi gerekir. Ama bunun dışında normal bir yazı başkentimiz Ankara'da diye başlıyor. A Ankara'dan sonra dipnot koyup e, kaynak göstermeye gerek yok. Veya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam peygamberi diye başladı. Dipnot koyup Hz. Muhammed'in peygamberi olduğuna dair kaynak göstermeye gerek yok. Ama Hz. Muhammed'in peygamberlik ilk vahiy ne zaman geldi? Hangi gün, hangi ay, hangi gece geldi? Buna dair bir bilgi verirken ona dair dipnot vermesine gerek var. O yüzden bunu şöyle iki haline getirebiliriz. Verilen bilgi, herkes tarafından bilinen anonim bilgi ise konu o değilse, asıl konu o değilse tipnot vermeye gerek yok. Peygamberimiz e, İslam'ın son peygamberidir diyoruz. Burada gerek yok. Ama makale bununla ilgili. E, Hatemül Enbiya, peygamberimizin son peygamber olduğunu temellendiren bir makale. Konusu bu. Bunu temellendirirken nasıl son peygamber, hangi ayete göre, hangi hadise göre, neye göre son peygamber, buna dair dipnotlarla bunu temellendirmek gerekli. Bu ayrımı yazarın yapması gerekli. Şimdi en önemli, dikkat etmemiz gereken kısım burası. E, Türkiye'de daha çok bilirsizce bu hataya, intihale e, düşülüyor demiştik. E, Düşünme sebebi atıfla alıntı arasındaki farkı ayıramamaktan kaynaklanıyor. Bu durumda şu üç şeyi netleştirmek gerekiyor. Kim e, bu üç şeyi bilmiyorsa hiç makale, yazı, tez yazmaması gerekiyor. Üç şey. Birincisi atıf. Atıf nedir? Nasıl yapılır? Bunu bilmek. İkincisi alıntı nedir? Nasıl yapılır? Bunu bilmek. Üçüncüsü de alıntı işareti. Ya, alıntı işareti nedir? Nasıl kullanılır? Bunu bilmek. Bu üç şeyi bilmeyen bir kişinin makale yazması, tez yazması, akademik kitap yazması kendisini sıkıntıya sokar. O yüzden e, bunu netleştirmekte fayda var. Atıf nedir? Alıntı nedir? Alıntı işareti nedir? Bununla ilgili bir sonrakinde şöyle bir tanımaktırayım. E, tanım aktarayım. Atıf bir kişinin çalışmasını okuduk diyelim. Oradaki bilgiyi aldık. Aldığımız bilgiyi metne biz yazdık. Bu durumda sadece bilgiyi aldığımız için o bilgiye atıf yapmak için dipnot vermemiz yetiyor. Biz buna atıf diyoruz. Bir makaleden, bir hadis kitabından, bir tefsirden bilgiyi aldık. Okuyup bilgiyi aldık. Aldığımız bilgiyi cümleye döküp metne biz yazdık. O kaynaktan bilgiyi aldığımız için, o aldığımızı göstermek için dipnot yazıp o tefsirin, o hadis kitabının sayfasını, ciltini verdik. Atıf yapmış olduk. Alıntı ise bir kaynaktaki bilginin metniyle birlikte alınmasıdır. Yani hadis kitabından hadis metniyle birlikte hadis alındı. Tefsirden o yorumla birlikte bilgi alındı. Veya bir sözlükten tanımla birlikte metin alındı. Hem bilgi hem metin birlikte alınıyorsa bu durumda metne yazıldıktan sonra sadece dipnot vermek yetmiyor. Burada alıntı işareti kullanmak gerekiyor. Tekrarlayayım bu önemli olduğu için. Eğer bir kaynaktaki bilgi alınıyor. Metne cümleleri biz yazıyorsak, cümleleri almıyor. Sadece bilgiyi alıp cümleleri, kelimeleri biz yazıyorsak bu dipnot vermemiz yetiyor. Buna atıf diyoruz. Ama bir kaynaktaki bilgiyi metni ile birlikte kopyalayıp alıyorsak metnimize yapıştırdığımız zaman iki şey almış oluyoruz. Hem bilgiyi almış oluyoruz hem o cümleyi almış oluyoruz. Dolayısıyla iki şey aldığımız için metinde iki şeyi belirtmemiz gerekiyor. Bir, dipnot işareti verip dipnotta sayfa numarasını belirtmek. İki, alıntı işareti kullanmak. Alıntı işareti eğer aldığımız cümle 40 kelime yani 2-3 satır uzunlukta ise çift tırnak içine vermeniz alıntı işareti olarak yeterli. Ama alınan kısım 2-3 satır yani 40 kelimeden daha uzunsa burada çift tırnak içine almak yerine o aldığımız kısmı blok alıntı şeklinde göstermemiz gerekiyor. Ne demek blok alıntı? Metin 12 punto ise 11 punto yazmak. Metin işte 0.5 santimden başlıyorsa bu kısmı da 0.5 santim içeriye almak bu şekilde bakan kişilerin bu alıntıdır diye fark edecek şekilde metinde belirtmek gerekiyor. Bizim şu an Türkiye'de en çok yaygın yapılan sıkıntı bu. Şimdi ben size bir örnek göstereyim daha net anlaşılsın. Şimdi bu yansıyan kısım. E, Intel programları var demiştim. O programlarda bu kısım taratılmış bir çalışma. Program bunun dipnotunu, metnini kırmızı ile renklendirmiş. Burada bir kısım. E, akademik etik problemi olabilir. Kontrol edin diye. Şimdi burada evet bir problem var. Problem nedir? Atıf yap, alıntı yaptığı halde atıf gibi göstermiş hocamız. Ne demek? Yahudi geleneğinde diye başlayan özne de yerine getirebilecektir kısmına kadar tamamen kopyala yapıştırla şu alttaki Fuat Aydın Yahudilik diye kitaptan aynen alınmış. Yani alıntı yapılmış. Şimdi alıntı yapıldığı zaman hem bilgi hem cümle alınmış oluyordu. O zaman alıntı işareti kullanmamız gerekiyordu. Bakıyoruz burada alıntı işareti kullanılmamış. Şimdi alıntı işaretini de doğru kullanmak gerekir. Eğer 40 kelime yani 2-3 satırdan kısaysa çift tırnak kullanılır. Bakıyoruz burası 1-2-3-4-5 satır. Uzun yani. Dolayısıyla bunu... Metin 12 ise 11 punto yazıp içeriden gösterip belirtmesi gerekiyordu. Bunu böyle yapmadığı için alıntı yaptığı halde atıf gibi gösterdiği için burada etik ihlal durumu oluşmuş. Şimdi bir örnek daha göstereyim. Şimdi burada bakıyoruz, program işaretlemiş. Burada bir problem var mı yok mu? Normal özne başlıyor, bitiyor. 32 diye dipnot işareti koymuş ve dipnotta kaynakları yazmış. Burada herhangi bir program işaretleme, renklendirme yapmamış. Anlıyoruz ki doğru. Ya yani burada atıf yapıyor. Atıf yapıldığı için doğru şekilde gösteriliyor ve hiçbir problem görünmüyor. Bu örnekte de alıntının bir örneği, kısa alıntı. Şimdi çift tırnak yenilik hevesleriyle diye başlıyor. Verilecektir kısmında çift tırnak kapatmış. Anlıyoruz ki bu çift tırnak içinde aldığı yer şu 51 numaralı dipnotta gösterilen kaynaktan aynen alınmış. Dolayısıyla alınan kısım, alıntı yapılan kısım 40 kelimeden az olduğu için çift tırnak içinde verilmiş ve doğru şekilde yazılmış. Burada sadece teknik bir hata var. Bu 51 numaralı dipnotun en sonda değil de verilecektir. Çift tırnaktan sonra olması daha iyi olurdu. Bir örnek daha bakalım. Şimdi bu kısımda da Gördüğünüz gibi metin 12. Şu alttaki kısım 11 ile yazılmış. Anlıyoruz ki burası alıntı. Yani insan mertebesiyle bütün diye başlayan kısımdan e, vav harfi sebebiyle var olduğu kısmına kadar aynen kopyala yapıştırla bir yerden alıntılandığı görünüyor. E, bunu yazan yazar doğru şekilde alıntı yaptığı için metin 12 iken 11 yazıp içeriye alıp sağdan soldan içeriye alıp ben burayı noktasıyla virgülüyle aynen aldım diye göstermiş ve doğru şekilde göstermiş. Yani bu örneklerden de görüldüğü gibi bizim Türkiye'de bu yazılan makalelerde, tezlerde, kurum tezlerinde en fazla karşılaşılan sıkıntı bu. Atıf yaptığı zaman atıf gibi göstermemek, alıntı yaptığı gibi alıntı olarak göstermemek. Ya yani burada e, birlik sağlanır. Buna dikkat edilirse birçok problem çözülmüş olur. İlkiye bir daha geleyim netleşsin diye. Üç şeyi bilmemiz gerekiyor demiştim. Alıntı nedir? Atıf nedir? Alıntı işaretleri nedir? Alıntı dediğimiz anda kaynaktaki bilginin metni ile birlikte alınması. Hem bilgi alınıyor, mana hem de metni alınıyor. İki şey, bilgi artı metin alındığı için iki belirteçle alıntı işareti ve kaynak gösterimi belirtilmesi zorunlu. Eğer atıf yapılıyorsa kaynaktaki bilgiye işaret ediliyor sadece bilgiye tek şeye göndermede bulunulduğu için bir belirteçle yani dipnot göstermekle sorun çözülmüş oluyor. O yüzden şunu netleştirelim. İki şey alınıyorsa, bilgi ve metin iki şey alınıyorsa metinde iki şekilde göstermek gerekir. Sadece bilgi alınıyorsa dipnot vermek yeterli. Şimdi örneklere tekrar bakıp ilerleyelim. Önemli olduğu için. Buradaki hata neydi? 2 4 5 satırlık bir yer alıntı yaptığı halde atıf gibi gösterdiği için hata yapmış burada araştırmacı. Bu da doğru bir örnek. 2 4 satırlık bir yer alıntılanmış. Yani bilgi ve metin birlikte alınmış. Dolayısıyla evet. bilgi ve metin birlikte alındığı için metinden bir küçük punto ve içeriden alınarak ben burayı kopyala yapıştır. Mana ve şekliyle aynen aldım diye gösterdiği için doğru gösterilmiş şimdi diğer bir konu e, soru cevap gibi güncel konulara gelmiş olduk Süremiz de son 15 dakika e, bu konu... affedersiniz bir ha, soru buyurun. sorabilir miyim bu noktada buyurun sorabilirsiniz Hocam bir önce verdiğiniz örnekte blok şeklinde e, dipnot gösterdiğimiz zaman alıntıyı e, tırnak e, yazmaya gerek yok mu? Yoksa orada mecburiyet, mecburiyet mi yoksa bazı çünkü dergiler tırnak istiyor bazıları istemiyor. Hayır hocam gerek yok. Şimdi şöyle söyleyelim. Şu alıntı işareti iki şekilde olabilir. Çift tırnak olur veya içerlek blok paragraf şeklinde olur. Bu iki türü vardır. Ya çift tırnak kullanırsınız veya İçerlek veya blok alıntı paragraf kullanırsınız. Bunu neye göre karar veririz? 40 kelimeden azsa çift tırnak kullanmak zorunludur. Ama 40 kelimeden fazlaysa yani 3 satırdan daha uzunsa o zaman içerlek paragraf dediğimiz paragraf yapılır. İkisini aynı anda kullanmaya gerek yoktur. Şimdi örnek bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 baktığımız zaman 2 satırlık bir alıntı 2 satır çift tırnak verdi kurtardı. Ama burada 1, 2, 3, 4 yani 3 satırı geçti. 3 satırı geçtikten sonra çift tırnak verilmez. Artık içerik bile paragraf yapılır, bırakılır. Buradaki amaç bakan kişinin okumadan anlamasıdır. Yani hangisi metin, hangisi alıntı. Dolayısıyla buraya bir de dışına çift tırnak, sonuna çift tırnak yazmaya gerek yok. Metinden küçük yazıp içeriden işaretlediğimiz anda bu şekilde yeterlidir. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi değerli hocalarım, diğer yüz yüze yaptığımız seminerde sorulduğu için buraya örnek diye ekledim. Ee, yazar kim katkı sağlıyorsa onun adı yazılsın, ee, tezden üretilirken tekrara düşünmemeli diye bilgi vermiştik. Bununla ilgili akıla gelen sorular olabilir. Ee, tezden kurum tezi olabilir, üniversite tezi olarak makale üretmek istiyorum diye düşünebilirsiniz. Tezde makale üretmek doğaldır ama nasıl yapılacağı önemlidir. Buna dair şu karikatı okutup veya internete yazıp tezde makale üretmek ama nasıl diye bulup bu 2-3 sayfalık bir teknik not. Bu teknik not okunabilir. Burada özetle şudur. Kişiler yazdıkları tezlerinden makale üretebilirler. Onların en doğal hakkıdır. Ama tezden makale üretmek demek tezin 20-30 sayfasını kopyalayıp başka bir dosyaya yapıştırıp üstüne makale diye başlık yazıp dergiye göndermek anlamına gelmez. Kişi tezinden makale üretecekse tezinde kullandığı kaynakları belli bir konu, hangi konuysa o konuyu alıp 20 sayfa ebatında olacak şekilde konuyu alıp sıfırdan cümlelerle tekrar yazarak gerekiyorsa tezinden alıntı yaparak, atıf yaparak makale şeklinde oluşturabilir. Burada yapmaması gereken tezindeki 30 sayfayı kopyalayıp alıp dosyaya yapıştırıp onu 20 sayfaya düşürüp üstüne makale diye başlık yazmamaktır. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Akademik araştırmaların özgün olması gerekir. Tezinizde yazdığınız 20 sayfa oradaki cümleler, cümle akışı özgün olarak tez puanı almış getirdi size. Yani tez kabul edildi tez oldu oradaki aynı 20 sayfadaki cümleleri cümle akışını alıp da bir yere yapıştırıp bunu makale yazdım diye dergiye gönderilmez e, tezden makale üretilecekse tezdeki bir konu bir başlık bir problem tespit edilir o alınır online ilgili aynı kaynaklar kullanılarak aynı bilgi kullanılarak yeniden bir metin oluşturulur ve dergiye gönderilir buradaki amaç şudur tez bir sene, iki sene gibi bir sürede hazırlanır ve sayfa sayısı fazladır. 100 sayfadır, 200 sayfadır. Ama makale dediğimiz 3-5 ayda hazırlanan bir çalışmadır ve sayfa sayısı 15-20 sayfadır. Dolayısıyla makale yazarken hem süre daha kısalır hem sayfa sayısı kısalır. Buna göre tezin tamamı değil de tezdeki bir başlık, bir konu, bir bölüm 20 sayfada başından sonuna dört başı mamur anlatılacak bir başlık alınıp seçilip tekrar bir metin oluşturulup aynı kaynaklar kullanılarak dergiye gönderilebilir. Bu çifte yayınla ilgili girişte bilgi vermiştim. Yani bir şeyin özgün olması gerekir. İkinci yayın aynen yayınlamaya çalışmak haksızlıktı. Haksız yazarlık hakkında da bilgi verdim. Şimdi sözde yazarlık yeri geldi. Ondan bilgi vereyim. Şimdi hiç emek sarf etmediği halde kişi amir olabilir, daire başkanı olabilir, genel müdür olabilir, bir yetkilidir. Ya onun da adı görünsün, onun da olsun diye düşünülerek emek sarf etmediği halde hediye verir gibi adını yayına kitabı eklemek sözde yazarlığa giriyor. Bu da bir etik ihlaldir. Bundan da uzak durmak gerekiyor. Metni kim emek sarf edip yazıp oluşturduysa onlar yazardır. Onların adının yer alması gerekiyor. Burada da buna dair gene internette okumak isterseniz bir yazım var yazarlık anlaşmazlıkları öğrenci mi danışman mı ilk yazar olmalı? Şimdi eğer tez yazmışsanız herhangi bir kurumda e, bu problemle karşılaşmış olabilirsiniz. Tezden makale üreteceğiniz zaman e, siz mi birinci yazar olacaksınız? Danışmanınız mı birinci yazar olacak? E, danışmanın adı eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Bunlar e, soru olarak karşınıza gelmiştir. Bunların cevabı bu çalışmada var. E, özü şudur. Kim emek sarf etmişse yazar olarak yazar seviyesinde onun adı yazılır. İki kişi ise emek sarf eden. Kimin emeği daha çoksa o birinci yazar olur. Bazen öğrenci biri birinci yazar olur. Bazen danışman birinci yazar olur. Burada bu rastgele belirlenmez. Bunun bir ölçeği vardır. Yani araştırmada, kaynak okumada kimin emeği ne kadar? Metin yazmada, metin düzeltmede kimin emeği fazladır? yorum yazmada, analiz yazmada, düzeltmede kimin emeği fazladır? Bunlar yazılır. Yazıldığı zaman kim birinci yazar, kim ikinci yazar ortaya çıkar. Yoksa ben genel müdürüm benim adım birinci sıraya gelsin, ben profesörüm benim adım birinci sıraya gelsin diye bir sıralama olmaz. Kimin emeği fazlaysa sıralama ona göre belirlenir. Şimdi bitirirken mevzuatı hatırlatıp bitirelim. Şimdi böyle bir şey vuku da yani bizim Türkiye'deki hukuk sisteminde nasıl bir yaptırım öngörülmüş? Malumunuz fikir ve sanat eserleri kanunu var. E, bu kanun şu şekilde bir ceza öngörüyor. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Yani burada iktibas alıntı yaparken eğer usulüne uygun olmayan şekilde yapılır, kaynak gösterilmezse o kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli ceza verilir şeklinde kanunda öngörülmüş. Yine aynı kanunda iktibasın, alıntının belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir. Biraz önce dikkat çekmiştim. Atıf farklı, alıntı farklı diye. Alıntı yapılmışsa çift tırnak eğer kısaysa çift tırnak kullanıyoruz, uzunsa blok şeklinde ayrı gösteriyoruz. Bu, bu tür durumda yazarın adını yazmak, eserin adını yazmak ve sayfa numarasını vermek gerekiyor. Bunlar yapılmazsa bu kanuna göre yine e, suç işlenmiş oluyor. Yine aynı kanunda bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya alt atıcı mahiyette kaynak gösteren kişi 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır diye hüküm öngörülmüş. Burada da vurgu yapılan yerler yetersiz kaynak gösterme, yanlış kaynak gösterme veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme. Bir de üniversiteyle ilgili kısım var. Biliyorsunuz memuriyetten çıkartma cezası ağır bir e, suç sonucu verilir. Her e, hataya memuriyetten çıkartma cezası verilmez. Üniversitede üniversite mesleğinden çıkartma cezası bu etik ihlalle ilgili olarak eklenmiş. Hüküm şöyle. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir. Bir üniversite personeli e, usulüne uygun olmadan bir yayın yapsa, bu tespit edilse, hakkında soruşturma açılsa, üniversite mesleğinden çıkarma cezası verilmiş oluyor. Şimdi e, Programlar hakkında da bilgi vereyim. Biraz önce de örnek vermiştim. Atıf alıntı kısmında e, hatalı bir alıntı vardı. Bilgisayar onu kırmızıya işaretlemişti. Bu intihal tespit araçları diyoruz biz bunlara. Turnitin, iThenticate, Urkund, Internet gibi yazılımlar var. Bu yazılımlar nasıl çalışıyor? Bir makale yazdınız veya kitap veya tez yazdınız diyelim. Bu yazılımların içine Word veya PDF olarak ekleniyor. Eklendiği zaman bu yazılım arka tarafta daha önce yayınlanmış makale, kitap, yayınlar, tezler içinde cümle cümle karşılaştırma yapıyor. Kim kime benzediyse hemen işaretleme yapıyor ve diyor ki uyarıyor editör, hakem veya danışman kimse. Bunlar birbirine benziyor. Kim kimden intihar olabilir bir bak kontrol et diye uyarıyor. Bu programların e, sizler eğer herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz, yani editöre mail adresiniz varsa o bulunduğunuz üniversite üzerinden giriş yapabilirsiniz. Girdikten sonra yüklediniz diyelim. Yüklediğiniz zaman bunların standart bir ayarı var bu yazılımların. Yan tarafta alıntıyı çıkar, bibliyografiye kaynakçayı çıkar, şundan daha az olan kaynakları 9 kelime çıkar diye bir ayar kısmı var. Şimdi bu ayar kısmında eğer siz dipnot kaynakça atıf alıntıyı düzgün yazmışsanız alıntıya çıkar dediğiniz anda alıntılar hesaba katmıyor. Kaynakçayı düzgün şekilde yazmışsanız kaynakçayı da hesaba katmıyor. Sonra puanlama yapıyor. Bu şekilde %15, %20 gibi karşınıza bir puan oluşuyor. O yüzden eğer dipnotu, kaynakçayı, atıfı, alıntıyı dikkat etmişseniz bilgisayar onları tanıyor. Bu şu 9 kelime meselesi nedir? Bilgisayar iki metni karşılaştıracağı için benzerliği yakalaması gerekiyor. Yakalarken de 9 kelime üzerinden tarıyor. Bunun mantığı şu. iki kişiye, üç kişiye aynı mana söylense nedir örneğin, e, Haseki öğretim üyelerine e, akademik araştırmayla ilgili şu tarihte seminer verildi. Bu mana. Bunu üç kişi tekrar edin desem tekrar ederken kelimeler değişmeye başlar. Mana aynı kalır ama birisi önce kullanır özneyi, birisi yüklemi sonra kullanır. Birisi Haseki der, birisi eğitim merkezi der. Birisi akademik etik der, birisi dürüstlük der. Yani aynı manayı aktardığımız halde kelimelerde değişiklik olur. Burada araştırmalar şunu gösteriyor. Kişiler aynı manayı aktarırken genelde 9 kelimeden sonra farklılaşma başlıyor. 9 kelimeye kadar benzer kelime kullanabiliyorlar. 9'dan sonra farklılaşma başlıyor. Bilgisayar yazılımları da bu mantık üzerine çalışıyor. İki kişinin yazısını tarıyor. 9 kelimeden sonra paragraf paragraf cümle cümle birbirine benziyorsa diyor ki şu iki yayın birbirine benziyor. Ama dokuz kelimeden sonra birbirine tıpatıp benziyor. İki insanın yazdığı iki ayrı metinde cümlenin tıpatıp birbirine benzemesi olağan değildir. Kontrol et diye uyarı veriyor. Şimdi örneğe gelelim konuşalım. Şu ekrandaki kırmızı kısım bu yazılımı yakaladığı kısım. Yahudi'den yerine getirecekleri diye kırmızı olarak işaretlemiş. Bilgisayar diyor ki Yahudi bir, Gelenek 2, yaygın 3, olan 4, inanç 5, mabet 6, tanrı 7, tarafından 8, gönderilecek 9. Buraya kadar benzer olsaydı makul kabul ederdim diyor. Yani 9 kelime benzer olabilir. Ama Mesih tarafından inşa edileceği İsrailoğullar böylece Kral Davut baştan sona kelimeler birbirine benziyor. İki farklı insanın iki farklı metinde aynı kelimeleri aynı sırada aynı noktası virgülüyle kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bundan almış olabilir diye uyarıyor. O yüzden e, bir metin yazdığınız anda tez makale kitap bu programlar çalıştırılacağı için başkasının e, fikrini, düşüncesini bir yerden atıf yapmışsak atıf diye göstermek, alıntı yapmışsak alıntı diye göstermekte fayda var. Son üç dakikamız. O yüzden e, bu programlar, Turnitin hepsi aynı mantıkla çalışıyor. E, bu tarama yapılıyor. E, bu açıdan önemli. Bir de kendiniz kullanmanız gerekirse buna dair de bir benim yazım var. Bu intihar tespit yazılımlarının kullanımı. İyi bir benzerlik raporu oranı ne olmalıdır? Şimdi bilgisayar taradı diyelim. Burada yüzde on beş çıkmış. Yüzde kaç çıkarsa iyidir? Yani yüzde beş çıkarsa mı iyidir? Yüzde elli çıkarsa mı iyidir? Ben bu çalışmada bunun ayrıntısını anlatıyorum. Buradaki yüzdelik oranın ne olduğu önemli değildir. Burada yüzde bir çıkar ama o yüzde birlik kısım Başkasının fikrini aynen almıştır. İntihar olabilir. Buraya yüzde yirmi çıkar. İntihar olmayabilir. Yüzde yirminin içinde ayet vardır, hadis vardır, şiir vardır. Uzun Arap ismi vardır. Künyeli, nisbeli isim vardır. Ondan dolayı yüzde yirmidir. İntihar olmaz. Ama yüzde bir gösterildiği halde o kısım intihar olmuş olabilir. O yüzden bu yazılımlar tarama yaptıktan sonra intihar yaptı, yapmadı diye hüküm vermezler. Sadece oran gösterirler yöneticinin yani danışmanın editörün yayıncının bu benzerliği açıp şu kısma bakması gerekir. Buradaki benzerlik nereden kaynaklanıyor diyor bunu incelemesi gerekir. Örneğin bu makale bana geldiği zaman baktım. Sayfa dipnot 33'teki Fuat Aydın'ın Yahudilik kitabına da baktım. Aynen noktasıyla virgülüyle almış. Sonra yazara telefon açıp dedim ki bu böyle olmaz. Bunu aynen aldıysanız blok alıntı şeklinde göstermeniz gerekir diye yazar o şekilde düzeltmişti. Dolayısıyla bir kişi böyle işaretleme yapıldı, direkt intihal yapıldı diye hüküm anlamına gelmez. Bu programlar verdiği raporu birinin yorumlaması gerekir. O yüzden ilahiyat alanında, bizim İslami ilimler alanında ayet, meali veriyoruz, hadis veriyoruz. Arap dilinden şiir örnekleri verebiliyoruz. Bunlardan dolayı %20-%25 çıkıyor olabilir. Bunlar bir problem teşkil etmez. Önemli olan atıfa, alıntıya, kaynak göstermeye dikkat etmektir. Şimdi daha sonra merak edip yayıncılığa ilgi duyan hocalarımız varsa fikir ve sanat eserleri kanunu var. Ona bir göz atabilirler. E, yüksek öğretim kurumları etik davranış ilkeleri diye ben gruba da atabilirim. Bunların yazıldığı dokümanlar var. Onlara da bakabilirler. Yine e, yüksek öğretim kurumunun bilimsel araştırma yayın etiği önergesi var. Oralara da bakabilirler benzer mevzuat var yurt dışında da cop e, e, yani yayıncı editörler birliği diye bir birlik var bu tür yayın etiği ihlaliyle ilgili tüm dünyada kabul gören fetva gibi soru soruyorsunuz fetva gibi cevap veriyor.